Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Alex serimize yeni bir bölüm ile devam ediyoruz. Bugün SP Football 2024 çıktı. Yani bu nedir? PES 2021'in üzerine yapılmış 2024 modu güncel transferler olarak çıktı. Ve biz de artık yeni bir seriye başladığımız için Alex serimizde PES 2024 olarak devam edeceğiz. Şu anda güncel kadrolar var. 2024 olarak her şey güncel. Oyuna Yunanistan Ligi eklendi ve Arabistan Ligi de eklendi. Şu anda Suudi Pro Lig'de bakın. Neymar burada. Fenerbahçe'nin kadrosunda görüyorsunuz. Livakovic, Çiku, Şimanski, Cengiz, Tadic, Ceko gibi. Galatasaray'ın da ilk 11'i bu şekilde. Beşiktaş'a da hemen şöyle bakalım. Dediğim gibi tüm güncel transferler şu anda var. Logoda bir değişiklik var, sadece logoda. Kral ismini kaldırdım. Normal sade bir logo yaptım ve ama formaları ayrı olarak yeniden yapacağım. Yeni sezon formalarını hazırlar mıyım bilmiyorum ama muhtemelen hazırlarım. O da artık ne zaman olur? Diğer bölümü olabilir. Ben birkaç oyuncu ile sözleşme imzaladım. Onları ev sahibi formumuzda. Kim bu? Julian Draxler takımımıza imza atıyor. Draxler şu anda borçluk oyunculardandı ve ben de dedim ki Draxler'i alayım. Draxler kadromuza katıldı. Onun yanında 5 oyuncu da geldi. De Gea takımımızda. Hemen şöyle ilk 11'imize bir göz atalım. Şu anda takımımda şöyle De Gea. Transfer teklifi alındı. Görüşmeleri sona erdi. Hayır tabii ki de. Moraes'e transfer teklifi gelmiş. Onlar da sözleşme yenilemek lazım çünkü oyuncular bir anda gidiyor. Ben geçen ana ligimizde böyle bir sorun yaşadım. İstenen oyunculara birkaç oyuncu ekledim, bunları transfer olarak yapmak istiyorum. Mesela bizim stopere ihtiyacımız var, buradan Silva ile bir transfer görüşmesi başlatmak istiyorum. Biraz bir stoper almamız lazım. Sizler transfer isteklerinizi kesinlikle yazın. Andres Iniesta. Bilmiyorum, günleri önce Tbilisi'ye 39 yaşındaki adam neden gelmesin? Iniesta gelirse çok güzel olur. Gelirse harbiden güzel olur. Sizler dediğim gibi transfer isteklerinizi kesinlikle yazın. Şu anda takımınızda hiçbir oyuncu yok. Hiçbir bölgede, hiçbir mevkide oyuncu yok. O yüzden her mevkiden, kaleci hariç istediğiniz transfer isteklerinizi yazabilirsiniz. Görüşmelerde takımımıza istek gelmiş. De Gea sözleşmeyi yenileyelim. Başarısız. Başarısız. Yanıt bekleniyor. Başarısız. Yanıt bekleniyor. Neden başarısız? Bunlar şey. Takımları reddetmiş. Süper Lig'in açılış mücadelesi başlıyor. Tbilisispor Ankara Gücü mücadelesi ve Süper Lig'in açılış konuşmasında basın toplantısındayız. Basın mensuplarının bize soracakları soruları getiriyoruz. Birinci yılınız başlamak üzere yeni gelen Draxler ligin ilk maçında takımda yer bulacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bulacak. Onu kullanabilirim. Kullanacağım. Fakat oyuncularımızdan önemli bir rol oynayacağını bekliyorum. Evet, Draxler'i şöyle ilk 11 oyuncusu olarak ve güzel bir Süper Lig animasyonu bizleri karşılıyor. Football Life ekibini güzel bir çalışma yapmış. Geçen sene böyle değildi. Geçen sene sadece logo çıkıp geçiyordu ve ilk 11'imizi de ayarlayalım. Taktiğimizi çok güzel bir şekilde ayarladım ve ilk 11'imiz bu şekilde. Hemen yeni transferlere de bakalım neler olmuş. Yeni transferlerden cevap gelmedi mi? Bize Hulgen böyle bir istek gelmiş. Şu anda görüşmeler sona erdi diyelim. Şu anda takımdan oyuncu yollayacak kadar oyuncumuz yok ve Süper Lig'in açılış mücadelesine gidiyor. Takımımıza konuşmamız Ankara Gücü zor bir rakip. Evet, biz şu anda PTT 1. Lig'den yeni bir yükselmiş takımız. 2023 modunu artık unutuyoruz ve 2024 modundan devam ediyoruz. Biraz takımımız moralsiz ama bunun da üstesinden geliriz ve Süper Lig'in açılış mücadelesi başlıyor. Bir geri plan çıkacağım, merak etmeyin. Onu kısacağım. Başka başlıyoruz. Süper Lig resmi olarak başlıyor. Açılış maçı Tbilisispor Ankara Gücü mücadelesi. Bakalım Süper Lig'in ilk golünü hangi takım atacak veya hangi oyuncu atacak veya da gol sesi çıkacak mı? O da Draxler'in morali biraz düşük ama onu yapacak çaremiz yok. Beller abi Maiden'a, Maiden içeri açtı, kapla vuruşu ve gol geldi. Açılış Draxler'den. Julian Draxler atıyor, Süper Lig'in açılış golü Draxler'den. Tbilisispor'un golü Draxler'den geliyor. Dakika 13. Tbilisispor Draxler'in golüyle
1-0'a geçiyor. Draxler. Güzel pas. Leandro. Draxler'e. Moraes. Ve 2-1. Moraes atıyor. Kendiniz bir gol. 2-0'a geçiyor. Junior Moraes. Kaptan gol attı. Böyle güzel paslaşmalar. Draxler'in asisti. Moraes'in golü. Tepeli Spor 2-0 önde. Ankara Gücü karşısında Süper Lig'in açılış mücadelesinde ve şimdi Ziraat Türkiye Kupası maçımız da olacak mesela. Ve ben bir tane daha seriye başlayacağım. Hangisi daha önce yayınlanır bilmiyorum. Daha o videoyu çekmedim. Yani yeni iki tane ana ligimiz olacak. Öyle düşünün. O ana lig de benim gerçekten istediğim bir ana lig. Yani güzel olacağını düşündüğüm bir ana lig. Bakalım. Pedrinho. Taktiği değiştirmem lazım ya. Top çevirme oyunu benim taktiğime uyan bir oyun değil gibime geldi. Baksana abi adamlar nerede? Draxler. Envepo. Bu sefer yeşil topu konuşuyor. Olmadı. Draxler. Kalecinin üstüne. Başlangıcı olarak. Aslında oraya değildi ama Beller abi. 3-0 oluyor. 4-1 Beller abi atıyor. Tepesi Moran Kalın Güzelsin'de 3-0 geçiyor. Ben bir de Moraes önüne atmak istedim ama 2-2 onu önüne atmadı. Beller abi önünde kalıyor. Beller abi takımının 3. golü atıyor 73 dakika. Süper Lig'in başlangıcı Ankara Gücü'yle olması çok işimize geldi açıkçası. Takımımız alışması lazım. Daha sonra Antalya ile yapacağız. Ziraat Kupası eşleşmesinde. Hatta ondan önce de Süper Lig maçı vardı Kasımpaşa'yla. Onu yapacağız. Yani ondan sonra da Beşiktaş yüksek geldi. Kart bekliyor taraftarlar. Rostanika. Çiçek. Hristiye. Leandro. Güzel kaçtı Moraes. Moraes müdahale ama verdi kaleciye. 4. gol yaklaştı bir spor. Kaleci izin vermiyor. Şimdi Sol'e geçemedi Çiçek'ten. Gözler hakeme çevrilmeye başladı. Tolgacı yerti aldı. Geri Rodriguez, Efkan ve maç bitiyor. Maçı 3-0 kazanıyor Tepeli Spor'u. Süper Lig'e 3 puanla başlıyor. İlk açılışı bakalım başkanımız bizi burada güzel bir başlangıç yaptığımızı söylemek istiyor. Draxler sıcak karşılandı. Aynen inanacağım. Dünya genelinde övgüler almış. Görüşmelerimiz var. Görüşmelerimiz demek şöyle. Bakalım. Hem takımımızda hem de hemen şartları kabul et Silva'nın takımımıza geliyor. Andres Iniesta o da takımımıza geliyor. Andres Iniesta da hoş geldi. Evet maaş bütçemiz bu arada bitti. Bu oyuncuları da artık alamıyoruz ya. Maaş bütçemiz yetersiz kalkınımız ile ilk tanışma anı kim ki bu? Transfer ettiğim adam stoper olmadı. Adana Demirspor, Tepeli Spor mücadelesi maça Adana Demirspor başlıyor ve her iki takıma da başarılar diliyoruz. Balotelli, Nani, Belhanda gibi oyuncularla Adana Demirspor bu sezon ilk 5'e hedefliyor. Bakalım gerçekleştirilecekler mi? Tepeli Spor'da yeni transferleri aslında yaş olarak büyük transferler ama takımın ismini duyuracak transferler. Kevin Rodriguez, Enrico. Beller abi, o da neden Draxler çok hornet gibi oluyor? Iniesta çok güzel verdi. İçeri kafa direkt. Iniesta'dan mükemmel bir pas. Mükemmel bir orta. Mükemmel bir kafa. Ama direkler izin vermiyor bu golün olmasına. Kendileri şimdi bir pas atası. Draxler. Leandro. Beller abi çekti. Şut ve gol. 1-0 oluyor.
Abone ol kanka, abone ol tabii ki. 1-0 öne geçiyor. Hızlı çıktık orada. Andres Iniesta'da takım arkadaşlarını böyle tebrik ediyor Draxler'den. Beller abi pası geçmedi ama Draxler'in önünde kaldı. Draxler vurdu. Mükemmel gol. Jürgen Draxler atıyor. Dediği spor. 2-0 öne geçiyor. Adalı spor kartında. Draxler açıyı buldu. Sol ayak içi plasesini yapıştırdı. Top böyle ağlara gidiyor. Tepe spor 2-0 öne geçiyor. Kevin Rodriguez içeri orta. Niang indirdi. Belhanda. Orada uzaklaştırdık. Belhanda topu ağlara yolluyor. Adana Demirspor 2-1'lik skoru yakalıyor. Farkı da indiriyor. Demirspor karşısına. Taktiğin dışarıda Moraes. Kötü vurduğunda Moraes. Hızlı çıkıyor Adana Demirspor. Yusuf Erdoğan çok güzel bir pas. Niang'a, Niang, Deheya, ah benim Deheya. Orada kaleci çıkıştırmak çok iyi oldu. Beller abi, biraz koşu yap kanka. Beller abi diyorum. Moraes. Bu dakikalar, tehlikeli dakikalar olmaya başladı. Dakikalar 81. Her an bir anda gelen gol. Tüm takımın umutlarını yıkabilir. Her iki takım için de geçerli. Adana Demirspor beraberlik golünü arıyor. Tepespor galibiyet golünü arıyor. Durusti ile geliyor şimdi Tepespor. Durusti olmadı. Şut olmadı. Mükemmel savunma geldi Adana Demirspor'dan. Şimdi artık Bodrum'da şanslı Mario Balotelli'yi Belhanda'ya aldı. Envepu verdi. Volkut'a. Beller abi. Moraes duruldu. Beller abi değil. Envepu. Offside. Oradaki adamı yönlendireceğine bir tane adamın önünden geçti gitti. Oyun yapmış şunu ya. Oyun harbiden yapmış şunu ya. Bilmem nerede adamı yönlendireceğim derken yakınından geçip gidiyor. Andres Iniesta müdahalesi tersine kaldı. Artık maçta son anlar. Golü attıracak ya. İlla her şeye böyle faul veriyor, bir şey yapıyor. Balotelli elini kaldırdı. Belhanda ona doğru. Biraz artı 4 verildi. Maçın son dakikasını ilave olarak Hülkenberg aferin. Yani bilmiyorum ya. O golü illa atacak. İlla atacak ya. Şimdi Durusti. Senin umutlarını yıkmaya geliyor Durusti. Durusti. Açtı. Çok kötü orta bu arada. Ve maç bitiyor ama. Hem hakeme karşı hem Adana Demirspor'a karşı kazanıyoruz. Tepespor 2-1 kazanıyor ve Süper Lig'e 2'de 2 ile başlıyor. Transfer sezonunun son gününe gelmiş bulunmaktayız. Şimdi o zaman bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Transfer sezonunun son gününde her şey böyle coşacak. İkinci bölümde transfer sezonunda böyle başlamış oluruz. Mars bütçemiz olmadığı için transfer yapamayacağız. Sıkıntımız o yönde ama oyuncu satarsak transfer yapabiliriz. Dostay'a önermiş 34 yaşında ya. Bu da 35 yaşında abi, ne yapacağız biz bu adamları? Şimdilik bugünkü videomuzdan bu kadar olsun gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun devamı için, anlık serimiz için şöyle bir 20 like sizden bekliyorum. Hem de bu gelecek vaat ediyorum. Evet, hem de çok iyisin. Kendinize iyi bakın. Şimdilik yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.